Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval beriptiler, Müslümanlarda öldürüyorken, zulüm kılıyorken, kafirler hakkıya duaybet kılıp, namazlarda kunutlar okusam, bu mümkün mas mı? Bunda kendi yol tutuyla gidiptiler. Elbette bunarsa mümkün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay kunut okup, beş mehal namazda, Bamdat'ta, hususen, kunut okup, kafirlerde duaybet kılıp lanetle gelirler. Muzar kabilesini, Osaya kabilesini ve başka bir kança kafirler kabilesini ve şahsi bir kafirlerde hem lanetleb Allahümme el'an fulanen, Allahümme el'an fulanen, Allahümme palançaki lanetin busun, palançaki lanetin busun deyip bir ay şilerde duaybet kılıp kargat Resulullah namazlarda dua kunut okuyorlar. Bu duayı kunut okuşluğu keyfiyeti aslında ulema ve tasdik tılaflı bir mesele. Bazıları bunu mani soktu genliyken aslında bu hüküm var. Yani fakat hacetke karab kılınadı. Her daimmez hacetke karab. Müslümanlar üstüge balık kazak çüşken peyitte her namazı kunut okusa bulalım. Her namazını ahirge rekatı da. Ahirge rekatta rükudan türgenden kiyen kunut okulunadı. Hüddeki bana vitirde kunut okulu gendik kılıp aynen o şu vitirdeki duanı ayet şart etmez. Mutlaka bana kafirlerde lanetlip dua kılınan. İhtilaf fakat kafirlerde şahsen lanetleş caiz mi yok mu? Şu meselede bu. Palanca kafirde Allah'ım lanetin busun deyiş. Trik yani o hali. Eğer küfürde ulu gitken busa o anık onu ham lanetlen uğradı. Lekin trik kafirde. Lanetleş caiz mi? Bana şu meselede ihtilaf var. Çünkü bu doğrusu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ayet düşken. Leysa leke minel emri şey. Bu iş sizin işiniz mez degen. Yani trik turgan kafirde lanetler. Nega? Çünkü ihtimal Allah onlar da hali tavba kısa tavbasını kabul kıladı degen. Yani onlar da hali imkan var da. Demek trik kafirde şunun için mutlak kılıp Allah'ın palançanı lanetlegin deyiş. Nacayiz degen. Bazılama da ben şu ayetten. Bazılama ayetken ki bu ayet hem mutlak nacayizliği.